Arkadaşlar merhaba. Şimdi la ennafiyetu lil cins konusunu ve peşinden de nida üslubunu anlatmaya çalışacağım. Önce bir giriş yapayım kendimce. Efendim la ennafiyetu lil cins türünü türü olumsuzlayan reddeden la demek. Biz bunu Türkçeye genellikle hiç yok ya da hiç mesela hiçbir öğrenci yazmıyor ya da sınıfta hiçbir öğrenci yok gibi tercüme edeceğiz. la inna fi'li'l cinsi ve cümle içerisindeki yerinden bahsetmeden önce cümleden bahsedeyim. Cümle yargı bildirirdi. Yargı da karşımıza iki farklı şekilde çıkardı. Fiil cümlesi ya da isim cümlesi. Biz la ennafiyeden ennafiye cinsten bahsediyoruz. La ennafiyeli cin cins deyince burada kullanacağımız cümle yapısı Sınırlı. Biz sadece isim cümlesini kullanacağız. Çünkü la enna cins, lil cins fiil cümlesiyle birlikte kullanılmaz. Peki isim cümlesi hangi ögelerden oluşuyordu? Müpteda ve haberden. Şimdi tekrar bir isim cümlesini kendi içerisinde inceleyelim. İsim cümlesi nasıl olurdu? Müpteda ve haberden. Peki müpteda nasıl gelirdi? Müpteda genellikle marife, e, haber de genellikle nekra olarak gelirdi. Bu Arapça isim cümlesinin genel formülünü oluşturuyor. Marife artı nekra. Şimdi peki müpteda, müpteda e, nekra e, haber marife olur mu? Böyle bir yapı ile hemen hemen hiç karşılaşmayız. Çünkü bilmediğimiz bir şey hakkında, belirsiz bir şey hakkında belli bir bilgi vereceğiz. Bu biraz mantıksız oluyor. Peki şöyle olur mu? Müptedamız nekra, haberimiz de nekra. Evet böyle bir ifadeye rastlayabiliriz. Böyle bir ifadeye rastlayabiliriz. Nitekim nekra isimden sonra mesela talibun bir c geldiğinde Mesela yektubu ya da talibun fisafi ya da talibun ebuhu maridun. Efendim burada hep nekra artı c'ye geliyor. Nekra artı c yani c'ler de fiil cümlesi, şibit cümlesi ve isim cümlesi. Nekra olduğundan dolayı bunlar sıfat tamlaması oluşuyordu. Yazan bir öğrenci, sınıftaki bir öğrenci, babası hasta olan bir öğrenci gibi. Burada yargı oluşturmak istiyorsak biz efendim işte bu nekro olan şeyleri yani sıfat sıfatları öne almamız gerekiyor. Fakat böyle bir yapıda yektubu talibin dediğimizde isim cümlesi değil fiil cümlesi çıkar. Çünkü fiilin merfu ögesi kendisinden sonra gelirse ee, bu bir fiil cümlesi oluşturur. Biz isim cümlesi istiyorsak o zaman onu e, yok kabul ediyoruz. Yani nekradan sonra fiil cümlesi geldiğinde sıfat tamlaması oluşur. Peki bundan isim cümlesi olarak e, söz edebilir miyim? Yani oradaki talip kelimesini sona alıp yektubuyu başa alırsam isim cümlesi halledemem. Fiil cümlesi olur. Yargı bildirir ama fiil cümlesi şeklinde bildirir. Peki fissafi talibinin önüne alırsam mı yüklem olur mu? Olur. Zaten kitaplarımız şöyle yazar. Mübtedamız nekra haberimiz şibi cümlesi olursa yargı bildirmesini istiyorsak şibi cümlesinin nekra olan ismin önüne geçmesi lazım. Aksi halde sıfat olacaktır. Peki Ebu Maridun talibun şeklinde bir yapı çıkar mı? Çıkmaz. O yüzden karşımıza bu gelir. Yani Mübtedamız nekra, haberimiz o da nekra. Ama şibit cümlesi ve öne geçmiş. Yani mübtedanın nekra, haberinde nekra olabileceği örneklere e, rastlamak mümkün. Fistaffi talibun böyle bir örnektir. Talibun mübteda nekra. Fistaffi bu da şibit cümlesi olduğu için nekra. Bu da öne geçmiştir. Ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Ben Müptedam nekro olacak ama başta olacak. Haberim de efendim nekro olabilir ya da marif olabilir, fark etmez ama müptedazdan sonra gelecek. Gördüğümüz gibi farklı yapılar karşımıza çıkabiliyor ama la ennafiye lil cinsi kullanırken la ennafiye li efendim kullanırken bu mübteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına geçecek. Ve müpteda nekra olacak. Ama böyle olursa müpteda nekra olursa mesela haberimiz şibit cümlesi olduğunda öne geçmesi gerekiyordu. İşte burada öne geçmiyor. Yani haber şu nekra müptedanın önüne haber şibit cümlesi olsa dahi geçmez. Geçerse burada la ennafiyelincis olgusu ortaya çıkmaz. La ennafiyeliğin ne demek? Efendim cinsini olumsuzlayan la demek olup şuradaki e, müpteda e, nekra gelebilir. Hatta gelmesi lazım la'dan sonra. Ve burada nekranın, nekra olarak gelen müptedanın e, irabında bazı özel durumlar var. İşte bugünkü dersimiz bunları anlatmak. Az önce dedim ki eğer yargı bildirmesini istiyorsam ben kesinlikle şuradaki talip kelimesi başta bulunamaz. Çünkü talipten sonra hissafi geldiğinde ikisi de nekro olduğu için sıfat tamlaması oluşur. Sınıftaki bir öğrenci oluşur. Ama ben e, talibi sonra yani fissafiyi talibin önüne alırsam işte burada sınıfta bir öğrenci var anlamı çıkarırım. Yukarıda demiştik. Bu Bunlardan daha önceki derslerde bahsetmiştik zaten. Şimdi ben talip başta olacak. Ve burada sıfat tamlaması oluşmayacak. İşte. Bunun da en başına la getireceğim. Peki bunun başına la getirdiğinde la talip burada nekra mübteda olabilir mi? Olur. Olur. E, peki talip nasıl gelir? Yani normalde mübtedalar berfu oluyordu. İşte burada bir değişiklik olacak. Talip kelimesi mevcut örnekte feth üzere mebnidir. La talibe fissafi ve anlamında da Neredeydi? Ha. La nafiyeli Türkçe'ye hangi anlamı kazandırıyordu? Hiç yok. Yani hiçbir öğrenci sınıfta değil. Sınıfta hiçbir öğrenci yok. Hatta bu cümleyi istersek biz haberi burada gördüğünüz gibi fiil cüm cümlesi. Biz isim cümlesi yapabiliriz. La talibe yedrusu. Buradaki yedrusu artık talibenin sıfatı değil. Çünkü la isim cümlesinin, müptede haberden oluşan isim cümlesinin başına gelir. Eğer yedrusu talibenin sıfatıdır derseniz, o zaman bunun haberi nerededir? Ee, deriz biz de. Efendim yani bunun anlamı, la talibe yedrusu, hiçbir öğrenci çalışmıyor. Hiçbir öğrenci çalışmıyor. Ben buradaki talibeden bahsedeceğim şimdi. Talibe burada efendim gördüğünüz gibi nekradır ve müfrettir. Burada müfretle kastedilen nedir? bunu da belirlememiz gerekecek. Önce gelin buradaki hulasamızı okuyalım. bu ön girişten sonra. Ondan sonra devam ettiririz la elleti tenfil cinse elleti tenfi el cinse ifadesi la'nın sıfatıdır cinsi olumsuzlayan la, türü olumsuzlayan la, yani öğrenci namına, işte kim mesela talip kelimesini, la talibe dediğimde öğrenciyi yani öğrenci türünü, cinsini olumsuzlamış oldum, hiçbir öğrenci dedim, işte türü olumsuzlayan la tamelu amele inne ve ahavetiha. haberden oluşan bir cümle bu. O türü olumsuzlayan la inne ve benzerleri gibi amel eder. Buradaki amel amile fiilinin mastarı olup mansuptur. Yani amele inne ve ifadesi tamelu ta fiilinin meful mutlak ögesidir. Bunu da belirtmiş olalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu müptede haberden oluşan isim cümlesi. Haberi de fiil cümlesidir. Haber, fiil, gizli, faili ve mefulun bir isim meful mutlak ögelerinden oluşmaktadır. Cinsi, türü olumsuzlayan la, inne ve benzerleri gibi amel eder. Fethetkul alel cümletir ismiyeti. Yani isim cümlesinin başına gelir. Demek ki bak fiil cümlesinin başına gelmiyor fiil cümlesiyle birlikte kullanmıyoruz bu söz konusu olan la ennafiye lil cinsi. İsim cümlesinin başına gelir ve tansibul mübteda. Mübteda normalde merfu olur ama la'nın e, mübtedası olduğunda ki buna la'nın ismi denilecektir. E, mansub olur. Yani bu la tansibul mübteda mübtedayı eder. ve yüsemmeha ve bu mansub mübtedaya la'nın ismi adı verilir. Ve yapkal haberu merfuan ve yusemme Haber merfu olmaya devam eder ve e, haberi olarak adlandırılır. La'nın haberi. Ve lakin bi şurutin. Fakat e, her tür isim cümlesinde değil. Bazı şartlarla bu durum gerçekleşir. Hiye. Bunlar şunlardır. 1. En yekun esmehe nekraten. İsminin, hani müpteda isim cümlesinin müptedası demiştik ya ha ona la gelince başına teknik bir terim olarak e, mübteda değil de la ismi diyoruz. İsmi nekra olması iki ve muttasilen bihe la ile ismi bitişik yan yana olması üç ellâ yedhule aleyhi harfu cerrin önüne bir harf cer gelmemesi. Yani üç tane işte şartı var. Birincisi o müpteda dediğimiz la'nın isminin nekir olması. La ile bu müptedanın bitişik olması. Yani bu müptedadan sonra gelmesi değil. Müptedanın önünde ve araya başka bir şey girmemesi. Üçüncüsü bu la'nın başında harfi cer olmaması. İşte bi harfi cer mesela yaygın olarak gelir la'nın başına. Ee, eğer bila dersek la el, el la en nafiyel cins olmaz. Çünkü o la'nın bir özelliği var. İsim cümlesinin başına gelir. Mübtedası nekir olur. Ve bitişiktir. Başında harf cer bulunmaz. peki başında harf cer bulunan nedir? o normal efendim bir olumsuzluk lahasıdır. La en nafiyel cins değildir. Burada Onlardan bahsedecek. Şimdi irabu ismiha. İşte mübteda ve haberden oluşan bir isim cümlesinin başına la'yı koyduk. Mübtedayı nekra yaptık. La ile bitiştirdik. Yan yana koyduk. Başına da harfi cer gelmedi. Bu gibi durumlarda o mübteda dediğimiz la'nın ismi evet nasıl gelir? İrab açısından. Bir. Yunstabu idâkâne mudâfen. Muzaaf olduğunda yani la'dan sonra isim tanımlaması geldiğinde ve muzaaf e, efendim mansup olur. Peki nasıl mansup olacak? Nasıl alametlerini bilmem lazım. Mesela la abide rabbihi rabbihi muzaafin ile abid de onun muzafıdır. Bu mübtedadır. Geri kalanı da haberdir. Bak mübteda haberden oluşan isim cümlesinin efendim başına gelmiş. Burada abid kelimesi muzaftır. La'nın ismidir. Ve çok ilginçtir. Abid kelimesi burada nekradır. Diyeceksiniz ki muzafın ilehi şu Rabbihi marifedir. Nasıl olur da abid marifeye muzaf olmasına rağmen nekir olur? Efendim bu müştak isimlerin mamülüne muzafı olarak e, efendim görülür. Yani burada nesnesine muzaf olarak görülüyor. Lafsi izafet olarak değerlendirilir lafsi izafetlerde muzaaf el takısı almadığı sürece ki alabilir. El takısı almamışsa nekradır. Burada da abid kelimesi nekradır. Eğer nekra olmasaydı zaten başına la gelmezdi. Gelse bile abid kelimesi merfu olurdu. Yani la nafiye cins, cins olarak bahsetmez buradaki lade normal bir olumsuzluk edatı olarak e, görürdük hiç işte Rabbine ibadet eden hiç kimse Rabbine ibadet eden hiç kimse e, Allah'ın e, rızasından mahrum e, olmaz mahrum değildir Rabbine ibadet eden hiç kimse Allah'ın rızasından e, mahrum değildir buradaki Abide lan ismi. Peki haberi ne? Mahrumu min rıdaillahi. Buradaki abid kelimesi lanın ismidir. Abid kelimesi isim tamamlamasında muzaf olarak geldiği için mansuptur. Abide mansuptur. Peki lanın ismi muzaf olduğunda mansup olur. Peki ev şebihen bil mudafi ya da muzafımsı olduğunda yani muzaafa benzediğinde muzaaf değil ama muzaafa bayağı benziyor. O zaman da mansup olur. Demek ki la'nın ismi bir muzaaf olduğunda iki şebih bir muzaaf olduğunda mansup olur. Mansup olur. La fahimen dersen buradaki fahimen dersen la'nın ismi dikkat edin nekra Muhti'un fi icabetihi bu da haberidir. Yani müpteda haberden oluşan isim cümlesinin başına gelmiş ve mübdeda da nekradır. E burada fahimen dersen terkibinde fahimen dersene muzafı değildir. Ama muzafa benziyor. Sanki muzaf. Fakat burada nasıl olur da efendim ee, muzafa benzer madem e, muzaafsa muzaftır. Peki muzaaf değilse e, muzaf değildir. Efendim benzer örneklere baktığımızda kitaplarda şebih bir muzaaf ile kastedilen hususun şebih bir muzaaf ile kastedilen hususun cümle ögesi almış müştak isim olduğunu görürsünüz. şimdi öylesi almış müştak isim. <laughs> Mesela Fahimen bu bir ismi faildir. Et derse. Dersi anlayan. Buradaki et derse fahim ismi failinin emefulin bir ögesi. Buradaki fahimen şebih bir muzaaf olarak değerlendiriyor. Niçin? Çünkü bir müştak isimdir ve cümle ögesi almış. Mefulün bir ögesi almış. Cemilun vechuhu. Bakınız vechuhu çok ilginçtir. Cemil sıfatı müşebbesinin fail ögesidir. Cemil cümle ögesi almış. Buradaki Cemil'i la'nın ismi yapacak olursanız, olursak, şebib bil muzaaf olarak adlandırırız. Niçin? E, çünkü cümle ögesi almış ve cümle ögesi alan yapılara e, şebih, şebih bil muzaf diyorlar. Muzafımsı. Yani muzaf değil ama muzafa benziyor. Peki şebih bil muzafla kastedilen nedir? Cümle ögesi almış Müştak isimler. Peki hangi ögeyi alacak? Fark etmez ki Fiilin aldığı ögelerden herhangi birini alırsa o müştak isim şebih bir muzaaf olarak adlandırılır. La'nın ismi olduğunda. Muzaaf değil ama şebih bir muzaaf. Bu bir terimdir. Efendim, cümle ögesi almış müştak isimler La'nın ismi olduğunda bu şekilde adlandırılır. La cemilen ve diye diyebilirdik. La'nın ismi yaparsak. Burada la fahimen dersen denmiş. Diyebilirsiniz ki şimdi fahimen dersen. Dersen burada fahimen mefulun bir bölgesi. Tamam. Peki la fahime dersin diyemez miyiz? E, onu da diyebiliriz ama o zaman hakiki şey muza gerçek muzaaf olmuş olur. Çünkü muzaaf nedir? Kendisinden sonra muzaafın ile gelendir. Ders kelimesini fehimden sonra cerredebilir miyim? cerre derim o zaman isim tamlaması ortaya çıkar. Ama yukarıdaki örneğin e, şey Kur'an'ın örneği olur. Yani muzaaf olduğunda. Peki şebih bir muzaaf nedir? Kendisinden sonraki mecrur değil. Ama bu müştak ismin bir ögesi. İşte o müştak isme la'nın ismi e, diyoruz. ve şebih bir muzaaf olarak adlandırılıyor. Şimdi bir muzaaflar la'nın ismi olduğunda yunsa bu. Nasıl La dersen dersi e, efendim anlayan hiç kimse muhtiyun fi icabeti cevabında hatalı olmaz. Dersi anlayan hiç bir kimse e, efendim cevabında cevap verirken hatalı olmaz. Hata etmez e, efendim. Burada muhtiun fi icabeti ifadesi la'nın haberi fehimen dersen bu ifade ise şebih bir muzaf terkibinde gelmiş la'nın ismidir. La'nın ismi muzaf ve şebih bir muzaf olduğunda mansup olur. Mansup bir feta, mansup bir feta. Eğer la'nın ismi muzaf olmazsa, şebih bir muzaf olmazsa, yani ne müfred olursa burada müfredle kastedilen şebih bir muzaf ve muzaf olmayan demektir. Yani tek bir bütün sözcük demek. Bakınız ikil e, çoğul ben bundan bahsetmiyorum. E, çoğullar da tek bir bütündür. İkiller de öyledir. Buradaki müfretle kastedilen tekil değil, tek bir bütün, tek sözcükten oluşan yapı. Eğer la'nın ismi müfret olursa bakalım ne olur? B şıkkında. Yubne ala ma yunsabu bihi izâ kâne La'nın ismi müfred olduğunda nasb alameti üzere mebni olur. Yani la'nın ismi mebni olur. Peki mebnilik alameti ne olacak? Mebnilik alameti onun nasb alameti olacak. Mesela münafık, la münafika. Münafık kelimesi muzaaf değil. Nereden biliyorum? Peşinde muzaafın ile gelmiyor. Peki şebib bir muzaf da değil. Niçin? Çünkü münafıktan sonra münafık hani müştak isim saysak e ondan sonra aldığı bir öge yok. Yani tek başına, tek sözcük. Bu la'nın ismi olup efendim fetih üzere mebni'dir. Eğer ikil olsaydı ye üzere mebni olurdu. La münafika. Hiçbir münafık mahbubun. E, sevilmez. Hiçbir münafık sevilmez. Yani münafık namı, a, 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 namı altında e, efendim e, hiç kimse sevilmez. Münafık burada bir cins isim olarak değerlendiriliyor. E, bu münafık üst teriminin altına giren tüm bireyler e, birer münafıktır ve işte münafık sevilmez. <laughs> burada e, tekil cins bildirdiği için çoğul diye çoğul olarak da çevirebiliriz. Çünkü cins tüm bireylerini kapsar. Yani münafıklar sevilmez e, diyebiliriz. La muvazzafeyni fi şirketil ene ya da burada e, mu, ye nun efendim çoğulluk alameti de olabilir buradaki ye ikillik değil de o zaman şöyle okuruz la muvazzafine fi şirketi el ene Muvazzafeyni demek de mümkün. O zaman ikil. Muvazzafine demek de mümkün. O zaman e, çoğul olmuş olur. Ama burada şunu söyleyeyim. İster tekil kullanın. ister ikil ya da ister üçül kullanın. Yani çoğul kabul edin. La'nın bu ismini müfred olarak geldiğinde mebni olur ve kastedilen çoğuldur. Yani La münafık derken tek bir münafıktan La muvazzafeyn derken tek iki memur eden memurdan. La muvazzafeyn derken de çok memurdan bahsetmiyoruz. Hepsinde efendim o çokluktan bahsediyoruz. Tür olarak ele alıyoruz. İster tekil, ikil, ister çoğul söyleyelim. O yüzden ister tekil zikredersin, ister ikil, ister çoğul. Çoğul olarak da tekil olarak da tercüme edebilir ve hiçbir münafık sevilmez. İşte münafıkların hiçbiri sevilmez. İşte e, hiçbir memur e, şimdi şirkette değil diye tercüme edebiliriz. Münafık ve muvazzafine ifadesi burada. La'nın ismi mahbubun ve öteki de fiş en ifadesi de haberdir. Burada dikkat ederseniz La'nın ismi e, nekir olarak geliyor. La'ya bitişik olarak geliyor ve bu la'nın başında da harfi cer yok. O zaman şartları yerine getiriyor. Bu la münafık cinsini olumsuz diyor. Haberine gelince efendim la münafıka mahbubun cümlesinde la'nın haberi müfrettir. Fiş şeriketil en ifadesinde haberin türü şibit cümlesidir. Muhti'un fi icabetihi haberin türü müfrettir. mahrumu min rıdâillahı <rada> haberin türü yine müfrettir. peki haberin türü fiil cümlesi isim cümlesi gelebilir mi tabii ki gelebilir her tür haber efendim türü haber olarak gelebilir niye çünkü haber türleri diyoruz efendim ama burada problem ne la'nın ismi 1 La ile ismi bitişik olacak. Yan yana. 2. La'nın başında harfi cer olmayacak. 3. La'nın ismi nekir olacak. Peki bu şartları yerine getirdiğinde bakıyoruz. Müfret bir sözcükse la'nın ismi yani tek bir bütün tek kelimeden oluşuyorsa burada sözcüğün sayı değerinden bahsetmiyorum. Tek sözcükten oluşuyorsa o zaman la'nın ismi nasb alameti neyse onun üzere mebni olur. Eğer la'nın ismi muzaf yani isim tanıması muzaf elemanı ya da şebih bir muzafsa yani cümle ögesi alan müştak bir isimse o zaman mansub e, olur. Yani mebni olmaz diyoruz. Mansub olur. Nasb alameti neyse e, onunla irap edilir. Abide kelimesi la'nın ismi mansub bil fetha Fayemen kelimesi lan'ın ismi mansub bil fetha ve muhtiyon ise lan'ın haberidir merfudur çünkü lan'ın haberleri merfudur. Peki la munafika mahbubun la muvazzafina fi şirketi al'an cümlesinde munafika mebni alel feth ama la muvazzafi muvazzafinedeki e, muvazzafina lan'ın ismi mebni alel ye'dir. Normalde mu'rab olsaydı mansub bil ya derdim. Ama mebni olunca mansub şey mevni alel diyorum. Yani nasb alameti neyse onu mevnilik alameti olarak söylüyorum. Mahbubun la'nın haberidir. Merfu bit damme. Müfret türünde gelmiş. Ama fi şirketi bu da la'nın haberidir. Fi mahalli nasb fi mahalli refa'in şeklinde gelmiştir. E çünkü haberdir. Lan haberi merfu ya da ref mahallinde gelir. La'nın haberi müfret olarak geldiğinde Mahbubun, muhtiun, mahrumun gibi İrab alametini, ref alametini taşır. Şivi cümlesi, isim cümlesi, fi cümlesi olarak geldiğinde ise Mahalleni irab edilir. Bu Tüm haber türleri için ve her yerde geçerliydi. Efendim, peki 3 numaralı maddeyi okuyalım. La ta'melu ta la ennafiyetu lil cinsi. Cinsini olumsuzlayan la amel etmez. Amele inne ve havatiye fil halatil atiyeti. İnne ve kardeşlerinin amelini yani la ennafiyetu lil cins aşağıdaki durumlarda inne ve benzerleri gibi amel etmez. İnne ve benzerleri ne yapıyordu? ismini nazp, haberini ref ediyordu. E bu da öyle yaptı zaten yukarıdaki örneklerde. Şu örneklere baktığımda. Yani muzaaf olduğunda, şebib bir muzaaf ve müfred olduğunda. Tabi bunlar için şart neydi? La ismine bitişik olacak. La'nın başında harfi olmayacak. Ve la'nın ismi nekir olacak. Bu şartlardan biri olmadığında artık inne ve kardeşleri gibi amel etmez. Yani a nedir? İze İdeces ide muhe, marifeten. La'nın ismi marif olduğunda, e şimdi nekr olması gerekiyordu. Peki marif olursa ne olur? E, Nasbetmez onu. Peki nasbetmezse ne olur? E, merfu olur, merfu kalır yine. Peki fusule beyne ve beyne ismiha la ile isminin arasına başka bir eleman girerse, yani la ile ismi birbirinden ayrılırsa. Ne olur? E, La yine amel etmez yani ismini nasip etmez. E, peki ne yapar? Bir şey yapmaz. Mübteda da merfudur, Merfu kalır. Zaten la'nın ismi olma şartını yerine getirdiğinden dolayı nasbettim. Şartlardan biri ortadan kalkarsa la'nın ismi e, efendim normal mübteda adıyla merfu olur. Üçüncüsü de ize dekale aleyhi harfi cerrin. La'nın önüne bir harfi cer geldiğinde. Mesela en sonundan başlayalım. Bila hıkdin. Bila hıkdin. Evet. Hıkd kin demek. Bila hıkdin kinsiz. Nefret etmeksizin. Hmm, efendim demek. Burada La'dan sonra gelen hıkt ismi bakıyoruz. E, nekra e, La'ya da bitişik. Normalde la hkt de dememiz lazım ama bir bakıyorum la'nın başında harfi cer var. <laughs> Buradaki e, la kendisinden sonraki ismi e, nasip nasbetmiyor. Dolayısıyla hıkt la'nın ismi olmuyor. Peki ne oluyor? E, normal biden dolayı mecru isim oluyor. Yani la Hmm, biçim açısından yok hükmünde oluyor. Bir din nefretle bila hıktın nefretsiz, kinsiz e, demek. La burada yine olumsuzluk bildiriyor. Yeksibül estikâ'u Pardon. Şimdi yeksibül estikâ'u dersek arkadaşlar kazanır. E, peki yüksebül estikâ'u dersek arkadaşlar kazanılır. Ama burada men yu'amiluhum ifadesini fail olarak düşüneceğim. O yüzden el-astıgâe kelimesini de nasip edeceğim. Gördüğünüz gibi sözcükler anlama göre farklı şekillerde harekelenebiliyor. Efendim an, harekeler anlamı anlamda harekeleri belirliyor. Karşılıklı bunlar. Yeksibul astıgâe dostları kazanır. Arkadaşları kazanır. Kim? Men yu'amiluhum bila hakdin. Dostları onlara kinsiz e, davranan kazanır. E, efendim. La fil masna'i mühendisun ve la ummalun. Fabrikada ne bir mühendis ne de işçiler var. Yani ne mühendis ne de işçiler var. Yani yok. Burada la mühendise demedik. Çünkü araya filmas nahi diye haber girmiş. Haber mühendisin yani müptedanın önüne geçmiş. Eğer mühendis kelimesini filmas önüne alacak olsaydık la mühendise filmas Diyebilirdik. Ee, ama şimdi diyemedik. Çünkü filmasla ki haberdir. La ile mühendisin arasına girmiş. O yüzden filmasla haberdir diyoruz. Mühendis de müptedadır diyoruz. La'nın ismidir demiyoruz. Çünkü e, La'nın ismi değil. La'nın ismi olsaydı La'ya bitişik olurdu. Ee, efendim burada. Peki. La el menzilu milki ve la es e, efendim ne ev benim mülküm e, efendim benim malım ne de otomobil. Yani ne ev benim ne de otomobil. El kelimesi müpteda milki haberdir. Burada müptedamız yani la'nın ismi olacak olan yapı la ile bitişik yan yana. Ama menzil el takısı almış. Muharif olmuş. La'nın ismi efendim amel edebilmesi için nekro olması gerekiyordu. Nekro olmamış. E, canı sağ olsun. Nekro olmadığı için el menzil kelimesi la'nın ismi değil. Normal müptedadır. Milki de haberdir e, diyoruz. Şimdi la şartları yerine getirdi. Mesela la talibe yedrusu hiçbir öğrenci ders çalışmıyor demek. Ee, i̇stersek biz la talibe efendim zekiyen diyebiliriz. Hiçbir öğrenci zeki değil. La talibe efendim ebuhu müderrisun. Hiçbir öğrencinin babası efendim Öğretmen değil. Burada 3 tane örnek verdim. Bir tane de şu yukarıdakini kopyalayayım. 4 <laughs> <laughs> tane örnek oldu. Aşağıdaki cümlelerde la'nın efendim haberi 3 farklı şekilde gelmiştir. Peki üç farklı şekil nedir? Normal müptedanın haberi gibidir. Yedrusu fiil cümlesi, zekiyye müfret, ebuhu müderrusun isim cümlesi, fissafi o da şipi cümlesidir. Ve bunların da hepsi la'nın haberidir. Ve la'nın ismi talibe, talibe, talibe. Eğer ben bunları ikili yapacak olsaydım ne derdim? La talibe derdim. Peki la talibeyni derken talibeyninin mansup mu olduğunu söylüyorum, mebni mi olduğunu söylüyorum. Efendim bu şartları yerine getirmiş e, şey ayrı zamanda müfret, müfret yani iki sözcükten oluşmuyor. E, yani şebih bir muzaf da değil, muzaf da değil. Tek sözcük. O yüzden mebni olduğunu söylüyorum. La tullebe içinde aynı şeyi ee, söylüyorum. Ee, peki şimdi yukarıda mesela şu örneği alalım. Talip kelimesini müfrettikten çıkaralım. Yani şebih bil muzaf ya da muzaf yapalım. Muzaf yapabilmem için talip kelimesinin talip kelimesinden sonra bir muzafın iley getirmem lazım. Mesela saffin dersem la talibe saffin Hiçbir sınıf öğrencisi sınıfta değil. Sınıfta değil. Burada e, saf nekra talip nekradır. Tamlamamız nekradır. Müfred olmadığı için talip kelimesini lanın ismi mansup bir feta şeklinde irap ediyorum. Peki. Şimdi talip öğrenci demek e, ama isteyen anlamı verirsem talip sözcüğü müştak isim olmuş olur. Müştak isim ne demek? Fiilden türetilen ismi fail, ismi mefuz, sıfatı müşebbehe gibi. Ya da taliple karışmasın diye başka bir sözcük kullanayım ben. Mesela cemilel efendim veci. Cemil el veci de yapı nasıl gelmiş? Lafsi izafet olarak gelmiş. Yani izafet. Nereden biliyorum? El vechi kelimesi mecrur. Oradan biliyorum. Peki hani nekre gelecekti? Efendim lafsi izafetlerden muzaflar, marifeye muzaf olsalar bile nekradırlar. O zaman la cemil el veci. Hiçbir güzel yüzlü, sınıfta değil anlamı çıkar buradan. Cemile kelimesi lan nismi masub bil feta olur. Peki. La cemilen diyorum. Sonra da vecuhuhu diyorum. Buradaki vecuhuhu ifadesi cemil kelimesinin ki sıfatı müşebbehedir. Bu yecumlu fiilinden türetilmiştir. Bunun kullanımı anlamındadır yecmulu nun nasıl ki vecuhu faili ise yecmulu'dan türetilen cemile sıfatı müşebbihesinin de yine failidir vecuhu ifadesi. Fiil gibi cümle ögesi alan bu cemilene de e, şebi muzaf diyordum. Fisaf şeklinde yüklem getirebilirim. Ya da ye durusu ya da neceha fil imtihani Efendim Ya da Ebuhu Müderrisun Falan filan şeklinde e, Efendim Farklı haberler getirebilirim Haber Müfret, isim cümlesi, fiil cümlesi Ve şiir cümle olmak üzere Üç farklı şekilde Efendim e, gelirdim Cemilen kelimesini Burada Mansup Bil feta olduğunu söylüyorum. Peki. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde işte. Eğer bu cemil kelimesi ikil yapılacak olursa o zaman la cemilei elveci olur. E, efendim cemil yine nekre olmuş olur. Lafsi izafet olduğundan dolayı. Talibey dersek Burada izafetimiz hakiki olsa bile nekraya muzaf olduğu için muzaflar yine nekradır. İkillerin nasb alameti y olduğundan la'nın ismi muzaf şebih şebih muzaf olarak geldiğinde ikilse mansub bil y olarak adlandırılır. Efendim kelimelerin nasb alametleri neyse la'nın ismi olduklarında o alametle mansub olurlar eğer müfret soylu olurlarsa la talibe la talibeyni la tullabe efendim gibi o zaman nasb alametleri üzere mebni olurlar. Mesela iki öğrenci diyelim. La talibeyni. Bakınız y üzere mebni oldu. Peki çoğul yapalım. La fis Peki gelin bir de cem mühendis Salim yapalım. Talibati fis Niye la talibati fis dedik? Talibat kelimesini kesraladık. Efendim talibat kelimesi cem mühendis salimdir. La'nın ismi olmuş, müfred olarak gelmiş. Yani mebni olarak gelmiş. E, talibat kelimesinin nasıl alameti Nedir? Kesradır. İşte bu onun aynı zamanda mevnilik alametidir e, diyoruz. Müfred soylu olduğunda mevni muza, e, muzaaf ve şebih bir muzaaf olduğunda ise mansub olduğunu efendim e, söylüyoruz. Efendim e, haberimizin e, la'nın haberinin ee, düştüğü durumlarda mevcudun şeklinde e, takdir yapabilirim. Mesela la ahade. Hiç kimse yok anlamında. Ee, bir cümle kurduğumda bu yargı bildiriyorsa ben şunu biliyorum ki yargı bildirebilmem için yani sonuna nokta koyabilmem için iki ögeye ihtiyacım var. Biri müpteda, iki haber. İlla gelmiş o zaman o, la'nın ismi. Peki haberi nerede? Haberini kesinlikle var kabul edeceğim. Takdir edeceğim. Yargı için bu zorunlu. Bu gibi yerlerde neyi takdir ederim? Mevcudeni takdir ederim. E, var anlamına gelir. Efendim, bu, bu. İşte la'nın ismi. İsim cümlesinin önüne geliyor. Çokça tekrarladığımızı, efendim, düşünüyorum. Yeter nedir inşallah. Efendim yine konuyla ilgili olduğu için e, la en cinsle birlikte münadayı da anlatmak istiyorum. E, Tabi e, ilgisi olduğu için dedim. Na, nasıl bir ilgi var? Çünkü burada e, muzaaf ve şebih bin gibi terimler burada da kullanılıyor. O yüzden madem muzaaftan, şebih bin bahsettim efendim hemen <laughs> nida konusunda da bahsedeyim istiyorum. Tabii ki iki konu Birbirine çok farklı. Çünkü nida seslenmek efendim e, çağırmak demek. Ne de yunadi ve nidaun ya da yunadatun <laughs> şeklinde masları gelir on seslenmek, çağırmak demek. Mesela nâdâhu ona seslendi, onu çağırdı. Mesela nâdâhu ilel beyt ya da sofraya çağırdı. İlel meydeti diye cümle kurabiliriz. Efendim münâdi seslenen efendim münâdâ ise kendisine seslenilen yani çağırılan demek. Ben burada münada'dan bahsedeceğim. Çağırandan değil. Çağıran kimdir? E, kim sesini yükseltiyorsa, birini çağırıyorsa o kişi münadidir, çağırandır, tellaldir. Peki münada, münada kendisine seslenilen e, demektir. Şimdi nida uslu bundan bahsedeceğim ben. Efendim, nida uslu bu. Üç elemanlı bir e, yapıdır. İlk başta edatu nida, nida edatı, bu genellikle yağdır gelir. Bundan sonra Münadaa gelir. Bundan sonra münahada gelir e, efendim. Bir de münadi vardır çağıran ama münadi hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bizim Türkçe'deki şey şuna benziyor, Ey Hasan" ya da "Bire oğul" diyoruz ya. Buradaki "Bire" nida harfi, "oğul" o da münadağıdır, kendisine çağrılan, kendisine seslenilen e, demektir. E, i̇şte biz çoğu kere münadağıyı e, nida harfi olmadan kullanırız Türkçe'de. Oğul deriz mesela. Ses tonumuzu da yükseltiriz. Bu münada olur. Sonra da ünlem koy ünlem alameti, işareti koyarız. Ee, peki Arapça'da? Arapça'da arkadaşlar Türkçedekinin aksine genellikle nida harfi zikredilir. Peki nida harfi yani ey, bire gibi söylenmeden nida da bulunabilir miyiz? Tabii ki bulunabiliriz. Hiç kimse niye nida harfi kullanmadın demez. Ama nida harfi genellikle kullanılır. Nida harfinin en çok kullanılanı yağdır. Yağdan sonra da mesela ya Muhammed şeklinde isim gelir. Münadalar isimdir arkadaşlar. Yani fiile, harfe, münada, nidada bulunulmaz. Münadalar ya isimdir ya isimdir ya da isim yerine geçen kelime grubudur. Yani hepsi bir bütün olarak Kavram bildirir ee, efendim. Tabii biz nida'yı nidamızı duyabilecek kişiye söyleriz. Ey duvar mesela normal şartlarda demeyiz. Ama e, efendim e, bir anlamı, bir gerekçeden dolayı, mecazi bir anlatımdan dolayı e, biz ey duvar e, diyebiliriz. E, efendim. Ey gece ne zaman. E, sabahın olacak mesela gibi efendim e, nidalarda bulunabiliyoruz. E, nida harfi artı isim ki münada'dır. Peki biz burada ne işleyeceğiz? İşte bu münada'nın geldiği şekiller işleyeceğiz. Münada'nın geldiği şekiller. Efendim ya çağırıyorum sesleniyorum anlamına gelen bir harf olduğu söylenir. E, bu yani fiilin fiil anlamı taşıyan bir edattır denilir. Ya gibi e, nida harfleri, nida edatları. E, münada ise dolayısıyla madem bu şeydir, fiildir. Yani fiil anlamı taşıyor. E, fiilden sonra gelen bu kendisine seslenilen ise nefulün bihtir. Çünkü fiilin faili e, seslenen kişi. Peki kendisine seslenilen nedir? E, o da münadadır. Yani mefulün bihtir. Peki burada bu Muhammed'i yani münadası saysak, ya'yı fiil ya'ya fiil anlamı versek, Muhammed'e meful bih desek ne e, o zaman e, durum nasıl olacak? Efendim biz daha önceden biliyoruz ki eee her fiilin merfu bir ögesi var. İşte malum çatırı fiilin merfu ögesine fail diyoruz. E, bir de beş mefullerden bahsediyoruz. E, onların hepsi mansup ögelerdir. E, Muhammed burada dammeli gelmiş. Nasıl oluyor bu? İşte şimdi onları göreceğiz dedim ya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ya bimane unedi. Unedi anlamındadır. Artı mefulün bih gelir. Eee mefulün mansub olur. E, peki Bu aklımızda bulunsun şimdi bakalım. <laughs> el hulasa, el munada. Seslenilen, çağrılan. İsmun Yüz kere edat-ı nidai li tenbihih Tenbih dikkatini çekmek, istidai e, çağırmak e, demek efendim münada nida edatından sonra zikredilen ama niçin zikrediliyor evet e, dikkatini çekmek ve çağırmak için nida edatından sonra zikredilen bir isimdir demek ki isim olacak fiil harf olmayacak münada bir isimdir evet nida harfinden sonra Zikredilir Demek ki müda, nida harfinden önce gelmeyecek İrabı nasıl irab edilir Efendim munada yani nida harfinden sonra gelen isim yunsabul munada ida kana mudafen ev şebihen bil mudafi ev nekraten e, Gayra maksudetin Munada Muzaaf Ya da şebihen bil muzaaf Veyahut nekra'yı gayrı maksude olduğunda nasip edilir. Ya abdellahi. Burada abd niye nasip edildi? Çünkü muzafırla gelmiş. Ya rakiben. Hadi. Ya rakiben et Ey bisiklete binen. Buradaki rakiben niye nasip edildi? Şebih bir muzaf olduğu için. Bak. Etta racete kelimesi rakiben ismi failenin mefulün bir ögesi. Yani cümle ögesi almış e, müştak isimler şebih bir muzaf olarak adlandırılıyor. La'nın ismi olduğunda ve münada olduğunda. Temehel. Yavaşla. Ey Allah'ın kulu. Ey Abdullah. Akbil. Gel. Ey bisiklete binen, temel yavaşla. Ya cündiyen. Ey, tabi şu şuraya alameti taçıp koymamız lazım. Aksi halde e, diğer e, işte başka bir cümlenin elemanıyla karışabilir. Evet, burada bitiyor. Nida harfi ve münada nida üslubunu oluşturur. Orada biter. Ondan sonra niye çağırıyorsun? E, bir şey söylemek için. O zaman söylersin. Ya cündiyen. ey asker. Dafi anil vatani. Bak bu ayrı bir cümle. Ülkeyi savun. Ey asker. Ülkeyi savun. Buradaki cündiyen ne Abdullah örneğinde olduğu gibi isim tamlaması olarak gelmiş. Ne de rakiben et örneğinde olduğu gibi muzafımsı bir terkiple gelmiş. Aksine nekra gayrı maksudedir. Peki nekrayı gayrı maksude ne demektir? Şimdi maksud kastedilen e, yani e, belli demek. Gayrı maksude belirsiz. Yani kastedileni belli olmayan nekra. Şimdi bir kalabalığa sesleniyorsunuz. Ey öğrenci diyorsunuz. Orada Belli bir öğrenciyi kastederek söylemiyorsunuz. O zaman kastedileni belirsiz nekra deriz biz ona. Ama bir kalabalığa e, hitap ediyorsunuz ve bir öğrencinin gözüne bakıyorsunuz ve o öğrenciyi kastediyorsunuz. Ona da kastedileni belli nekra. Yani e, evet, kastedileni e, belli nekra olmuş oluyor. Niye nekra diyoruz? E çünkü nekra yapıda geliyor. Yani el takılı değil. Diyeceksiniz ki el takılı olursa ne olur? Aa, el takılı olursa çok başka bir yapı karşımıza çıkar. E, altta ondan bahsedeceğiz. Demek ki nida harfinden sonra gelen münadalar isim tamamlamasında olduğunda Ya Resulallah örneğinde olduğu gibi mansup gelir. Ya da ya fehimen et derse, ey ders anlayan örneğinde olduğu gibi yani şebih bir muzaf olduğunda mansup gelir yine. Ya da tekil bir kelime ey öğrenci diyeceğiz ama belli bir öğrenciyi kastetmeyeceğiz. Yani nekrayı kayrı maksudu olacak. Ya taliben diyoruz. Ya taliben ey öğrenci ama belli bir öğrenciyi kastetmiyoruz. Peki belli bir öğrenciyi kastederek söylersek ne olur? O zaman nekra maksude adı altında yani kastedileni belli nekra. O zaman ee, efendim yubnel münada ala ma yurfa'u bihi idâ kâne alemen mufreden ev nekraten maksudeten. Münada Tek sözcükten oluşan özel isim Yani Abdullah gibi çift sözcükten değil Tek sözcükten oluşan Özel isim Ya da nekra-i maksude olduğunda Ref alamet üzere Mebni yapılır, mebni kılınır Bakınız e, Yukarıda La'n isminden bahsederken Nasb alamet üzere mebni olur demiştik Burada münaadada da ref alameti üzere mebni olur diyoruz. E niye? Münadalar merfu gelmez mi? Yok. Münadalar normalde mefulun bir adı altında mansup gelir. Ama burada merfu alamet üzere mebni geliyor. O zaman mahalle irab edersin. Eğer mahalli irabı biliyorsan. Mesela Ya Muhammedun <laughs> Burada Ey adı Muhammed olanlar. İşte hidu. Çalışın. Burada ya Muhammedun. Ondan sonra alamet-i taçib var. Ya talibeni. Ey iki öğrenci diyorsunuz. Ve burada ref alamet üzere mebni oluyor. Yani mansup olmuyor. Ya talibeyni demiyoruz. Efendim ya talibeyni diyebiliriz. O zaman nekra gayrı maksudu olur. Ya talibeni diyerek ref alametini verirsek o zaman nekrayı maksud olur. Talibeni dediğimizde kastedilen iki öğrenci e, ile göz göze gelmişiz. Yani onlar benim e, kendilerini kastettiğimi biliyorlar. Ben de onları kastettiğimi biliyorum. Ama ya talibeyni dersek herhangi iki öğrenci anlamı verir ve nekire gayrimaksude maksude olarak adlandırılır. Peki nida harfleri nelerdir? Efendim nida harflerinde en çok kullanılanı tabii ki söylediğimiz gibi e yağdır. Yakın içinde kullanılır, uzak içinde kullanılır. E, efendim, e, ama bunun dışında e, ey, eya, heya ve e e, e efendim bunlar e, nida harfler olarak e, kullanılabiliyor. En çok ya'yı kullanıyoruz efendim dedik. Peki Yukarıda dikkat edersek Abdullah derken, bisiklete binen derken, bir asker derken herhangi bir asker ya da belli iki öğrenciye e, seslenme yaparken ya da tek sözcükten oluşan özel isim bunlar münadaa olduğunda dikkat edelim hiçbirinin başında el takısı yok. Peki el takılı bir isim olursa ne olur? Efendim el takılı bir isim olursa el takılı bir isim olursa ya bir de el takılı isim. Mesela Allah'ın el takılısı var. Yok Allah lafzı dışında el takılı başka bir isim olursa. Mesela et-tullab. Bu el takılı bir isim. Tamam. Ey öğrenciler diyeceğim. Eğer el takılı olmasaydı bunu ya tulle bu şeklinde belli öğrencilere ya tulleben şeklinde belirsiz öğrencilere nida da bulunabilirdim. Ya tullebu dediğimde nekra maksude e, türünden mebni olur, dam üzere mebni olur. Tulleben dersem de mansub bir feta olur. Ama ya ondan sonra da et tulleben dersem asla bu ya ile el takılı isim yan yana gelmez. Bu gibi durumlarda araya müzekkerler için eyyuhe müennesler için de eyetuha getirilir. Ya eyyetuhel ya eyyetuhel talibatu ya eyyuhel tullabu bunu çokça duymuşsunuzdur. Ya eyyuhel müminun. Evet. Ya da ya eyyetuhel müminat. Mesela ya eyet eyye tuhen nefsul mutmainnetu. Bunu duymayan yoktur. Peki nasıl oldu da eyyetuhe geldi? Çünkü en nefs kelimesi mühennestir. Semai menester ve başında el takısı olduğu için de ya ile eyü ennefs arasına Eyyetuh'e getirilmiştir. Demek ki Allah lafzı dışında nida'da bulunurken el takılı isimlerin başına ya direkt bitişmiyor ya ile münadanın arasına yani seslendiğimiz kişinin arasına eyühe müzekkerler için Eyyetuh'e ve için getiriliyor. Ama şunu söyleyeyim. <laughs> Eyyuhe ve eyyetuhe ya'dan sonra hani getiriliyor ya. Mü'minune ve en nefs. Onun önüne getiriliyor. El mü'minu ve en nefse artık münada demiyorlar. Buradaki münada eyyu ve eyyetu sözcükler oluyor. Diyeceksiniz ki el mü'minune ne oluyor? Bu iki tane yaklaşım var. Birisi diyor ki el mü'minune buradaki eyyu kelimesinin sıfatıdır diyor. Diğeri de mesela bedelidir diyor. Fark etmez ister öyle desin ister böyle desin. Buradaki eyyu ve eyyetu kelimelerinde efendim münadalar hep dammelidir. Yani dolayısıyla mebnidir. Niye mebnidir diyorum? Çünkü münadalar hani mefulün bir olduklarından mansup olmalılar ya. Ama mansup değiller. Nasb alameti almamışlar. O yüzden bunlara meblidir diyorum. el mü'minun en nefs ifadesi de ayının sıfat olarak da görülebilir ee, efendim bedel olarak da efendim e, görülebilir ha Allah lafzına gelince Allah lafsı e, efendim bir yallah denilebilir yallahu efendim ya da ya Allahu da denilebilir ya da en güzeli Allahümme ey Allah'ım demek. Dikkat edin Allah lafzının başında el takısı var ama direkt ya'ya ya bitişebiliyor. Araya ya Allah demiyoruz. Allah lafzı dışında söz konusu dur bu. efendim münadaların isim olduğunu unutmayın. Ha bu isim mesela ya men diye ismi mevsul olarak gelebilir mi? Biliyoruz ki ismi mevsullerden sonra da sıra cümlesi gelir. Kesinlikle gelir. Çok da güzel gelir. Ee, ya men. Mesela la ilahe illa hu. Ey kendinden başka tanrı olmayan. Bakınız. Ya men. E, efendim. Ya men. Yerhamu. Men ister ister hamahu ey kendisinden merhamet dileyen merhamet dileyen, merhamet dilenen merhamet dileyen mesela gibi bakınız bunun kullanımı çok ıı, yaygındır ya nida harfi geri kalanı da münadadır ya da ya eyyühellezine amenu mesela burada Niye eyyühe geldi? Çünkü ellezine ile başlayan hani bu münada vardı ya normalde eyyühe olmasaydı. El takılı gelmiş. E el takılı madem geldi. Araya eyyühe sokmam gerekiyor. Peki eyyühe'yi getirdim araya. E ondan sonra da ismi mevsul geldi. E i̇smi mevsulden sonra sıra cümlesi gelebilir. Yani istediğin her şeyi koyabilirsin oraya. Ama ne? ile doldurursan doldur isim mevsulden sonraki bu sıla cümlesini hepsi bir bütün olarak tek bir ögeye karşılık gelir. Tek bir kelime grubu olur. Normalde anlam açısından biz buna münada deriz ama teknik açıdan eyyu münada olarak görüldüğünden bu ifade eyyunun ya sıfatı ya da bedelidir denilir. efendim bir bakalım. Ha, ide uride nidavus min fihi el utiye utiye pardon, ''Utiye gablehu bi eyyühe lilmüzeker ve eyyetühe lilmüennes'' yani içinde el takısı olan bir isme nidada bulunmak istendiğinde ''müzeker'' için ''eyyühe'' başına ''müennes'' için de ''eyyetühe'' getirilir buradaki ''ey'' ve Eyyetu sözcüklerinin bizatihi kendisi münadaa olur ve bu dam üzere mebnidir efendim ''mebnidir'' diyorum çünkü normalde mansup olması lazım Nas Mahalli'nde olduğunu söyleyeceğim. Mebni alettam fi mahalli nasbin. Efendim el takısına biricik olan isim e, merfu olur. E, hangi doğrultuda e, sıfat olarak. Efendim bedel olarak da kabul ediliyor. Ben öyle hatırlıyorum. E, o yüzden söyledim. Buradaki he, he'deki heye gelince bu bir harftir. E, efendim öge değeri de yoktur. Tembih içindir dikkat çekmek için diyor. Ya eyyuhel cundiyyu ey asker ihris halet difa'yan vatanike ülkeni savunma, yani savunmaya aşırı özen göster. Ya eyyetuhel ummu ey anne enti saniyatur ricali sen e, işte adamları yarat, e, yapansın. Yani adam yapıcısın. Adamı adam yapansın. Yani yeni neslin, e, efendim, nesil e, e, yapıcısın. Hani bir kadın yetiştir, bir e, toplum yetiştir e, diyorlar ya. Efendim, hoşçakalın arkadaşlar. Çıkmam gerekiyor.